objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Bu haftanın bayi geçen takımı Fatih Karagümrük, geçen haftanın flaş ekibi bu haftayı bayi geçiyor. Salı, çarşamba, perşembe, salı 2, çarşamba 4, perşembe 4, toplam 10 maç. Süper Lig'de fikstür felaket sıkışıyor. Aynen. 21 takım olmasından dolayı bu sene özellikle yarından itibaren başlayan maçlarla beraber, Şubat ayıyla beraber takımlar 60 gün içinde 16 maça mı ne çıkacak? Evet, çok yoğun bir hafta. Bayağı bir yoğun olacak. Bu da 21 takım olmasından dolayı. Hatayspor Trabzonspor maçıyla başlayacağız programa. Bu haftanın açılış maçı salı günü 4'te Hatay'da maç. Hatayspor hafta sonu Göztepe'yi yendi. Moraller bayağı zirvede Hatayspor'da. Trabzon'da kendi evinde Karadeniz derbisinde geriden gelip Rize Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Trabzon'da Abdülkadir Ömür olmayacak koronadan dolayı. Evet. Hatay'da hani takımın içinde şu an çok önemli bir eksiklik yok. Eğer son testlerde bir sıkıntı çıkmazsa. Ben bu maçta istim üstünde olan Hatay Spor'un kendi evinde en kötü bir puana uzanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Öncelikle Hatay hafta sonunda çok kritik bir galibiyet aldı. İzmir'de. Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Tebrik ediyoruz Hatay Spor'u. Trabzonspor'da biliyorsun geriden gelerek Rize Spor karşısında maçı kazandı. 2-1 kazandı. 2-1 kazandı. Aynen. Ama nasıl kazandı? Çok zor kazandı ve yani Abdullah Avcı ile bu işin gitmeyeceği belli oluyor. Ve Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'a elendi bu takım biliyorsun penaltılarda. Bu anlamda Trabzonspor'un da devre arasında çok ciddi hamleler yapması gerekiyor. Takım gerçekten geçen sezondan çok uzakta. Hatay Spor'a baktığım zaman da şöyle bir vurgu yapacağım. Hatay Spor belki sezon başında yapılanma, transferlerle ilgili biz hani çok fazla olumlu konuşmadık ama takım şu anda çok iyi gidiyor. Bunun da üzerine vurgu yapalım. Bizler her zaman söylüyoruz bir konuda yanılıyorsak zaten karşılığını hemen söylüyoruz. Hatay Spor gerçekten çok iyi gidiyor. Özellikle zaten iç saha maçlarını geçen sezondan beri kale olarak da kullanıyor. TFF 1. Lig'de de bu böyleydi. Şu anda Süper Lig'de de böyle devam ediyor. Aynen. Ama bu sezon deplasmanda da ekstra iyi puanlar alıyor Hatay Spor. Bunu da söyleyelim. Şu anda takımın tam 21 puanı var ve 1 maçı eksik. Yani o 1 maçını alıp kazandığı zaman da direkt şampiyonluk yolunda hiçbir farkı kalmayacak. Ne Galatasaray'da, ne Alanya'da, ne Fenerbahçe'den. Ki zaten sana şunu söyleyeyim. Bana göre Hatay Spor şu anda Fenerbahçe'den de çok iyi oynuyor. Hatay Spor'da bence tek bir sıkıntı var, Gökhan Karadeniz. Gördüğü saçma sapan kırmızı kartlardan dolayı. Kesinlikle. Gökhan Karadeniz bir de bir tane forvet. Ben bir forvet gerekiyor. Diouf'un performansı şu anda çok yalnız iyi değil. Yalnız Boupensa gayet iyi oynuyor, onu söyleyelim. Tabii Boupensa gözümde hani olumsuz düşündüğü oyunculardan birisiydi. Boupensa iyi oynuyor ama bir tane daha forvet lazım ki zaten Hatay Spor'dan ben devre arasında hamleler bekliyorum. Özellikle Traore de çok büyük hayal kırıklığı oldu. Evet, Traore'nin performansı düşük. O yüzden oraya bir transfer yapılabilir diye düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada Hatay Spor tarafındayım, onu söyleyeyim. Ben Hatay Spor'dan en kötü bir puan, hatta galibiyet yönünde de %65-%35'lik bu kadar da ağır görüyorum. Neden diyorum? Çünkü Trabzonspor çok uzağında geçen sezonun ve üretemeyen bir takım bu sezon. Eğer Hatay Spor zaten öne falan geçerse Trabzonspor'un berabere bile yakalayabilmesi çok zor olur. Bakalım neler olacak. Salı akşamının son maçını konuşacağız. Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak kendi evinde. İki takım da hafta sonundan yaralı. Galatasaray Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetti. Göztepe de kendi evinde Hatay'a 1-0 kaybetti. Göztepe'de İrfan Can yok, kaleci İrfan Can. Onda da korona sıkıntısı varmış. Bir de Göztepe'de her hafta vaka çıkıyor. Bence oyuncularda bir sıkıntı var. Evet. Bu haftada 3 vaka çıktı. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileklerim. Markao yok Galatasaray'da. Bir de Fatih Terim de takımının başında yer alamayacak. Evet. Kadroda da bazı değişiklikler olacak gibi. Belhanda 11'e gelecek. Lines sol beke geçip sağ beke Omar geçecek. Saracchi çok kötüydü Karagümrük maçında. Ben bu maçta Galatasaray'ı net favori görüyorum. Galatasaray'ın 2 maç üst üste takılacağına inanmıyorum. Bir de derbi haftaları geliyor Galatasaray'ın. Daha Beşiktaş ve Trabzon maçlarını oynamadı. Aynen öyle. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun vallahi olur. Ben de Galatasaray'ı net favori görüyorum. Ve Göztepe'de şöyle bir sıkıntı var. Bu maçı Galatasaray kazanırsa İlhan Palut gider. Bana da öyle geliyor. İlhan Palut'un gitme vakti geliyor gibi aynen, Göztepe'de. Aynen. Takım çok sıkıntılı gidiyor. Ya aslında sıkıntılı değil. Şu anda ligde iyi noktada ama
Ya son haftalardaki performans iyice düşmeye Bir de başladı. Göztepe iyi futbol Bir de oynamıyor iyi futbol oynamıyor maalesef. zaten. O yüzden bir de kadrosu da geçen sezonun uzağında. Hani bir Doğru. düşüş başlarsa takım sıkıntı Çok yaşayabilir. yabancı aldılar. Kulübede oturuyor oyuncuların çoğu. Hani niye alıyorlar onu da Aynen anlamıyorum onu o da zaman. anlayamadık. Yanlış bir politika da uygulanıyor o yönde. Ben Galatasaray'dan net bir galibiyet bekliyorum. Şöyle 2-0 3-1'lik. Çarşamba günü oynanacak maçlara geçelim ki çok kritik bir maç. Aynen felaket bir maç. Ligin alt sıralarını felaket yakından ilgilendiriyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor kendi evinde Denizlispor'u ağırlayacak. İki takım da 9'ar puanda. Erzurumspor dün aldığı farklı mağlubiyetten dolayı en son sıraya indi. Hani bu maç artık hayat memat maçı gibi oldu Ya Erzurumspor için. Erzurumspor şu Ölüm an kalım maçı gibi. Bu maçı kesinlikle. Denizli'ye kaybederlerse belki 14. hafta ama kafa olarak düşecekler bence. Benim gördüğüm o. Hüseyin Çimşir'in dün ilginç açıklamaları oldu. İşte oyuncuları kadro dışı bırakacağız falan diye ama bence Hüseyin Çimşir'in kendini kadro dışı bırakması gerekiyor. Ya biz bunu Geldiğinden beri 4 maç, 0 galibiyet, 0 sıfır puan, sıfır gol. 0 gol, yenilen gol 10. Dün Novikovas'ı eğer sakatlığı yoksa Neden çıkardın? aynen öyle. Novikovas sadece Erzurum'un değil bu ligin en iyi 5 kanat oyuncusundan biri. Kesinlikle. Ha böyle bir oyuncuyu sakatlığı yoksa neden çıkarıyorsun? Ömer Şişmanoğlu'nun sol açıkta ne işi var? Aynen. İbrahim Akdağ 11'de oynuyor. Sissoko nasıl yedek kalıyor bu Bunu hep takımda? söylüyoruz zaten. Birçok problemler var. Denizli de Alanya'yı yendi. Çok Çok moralli kritik gelecekler galibiyet. ve Yalçın Koşukavak ilk maçında çok iyi başladı. Bir de bir maçlar eksik, onu da söyleyelim. Evet. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bu maç felaket kritik bir maç. Vallahi, Kaybeden yanar. vallahi çok felaket bir maç. Aslında şöyle, mesela Denizlispor kaybederse yanmaz. Neden yanmaz diyoruz. Hani Alanya'yı yendi ya, en azından orada bir bonus 3 puan aldı ve Yalçın Koşukavak ilk maçtan bir kredi yarattı kendisine. Ama Erzurumspor tam tersi kaybederse tam bir kaos olur. Şimdi Erzurumspor'dan başlayalım. Tabii. Hüseyin Çimşir geldiği zaman ne söylemiştik biz? İkimizin de ortak görüşü. Hüseyin Çimşir bu takımı batırır demiştik. Yani. Taraftarlar kordular. Ya ben taraftarlara soruyorum. Allah aşkına göz var, nizam var. Geçen sezon Erkan Sözleri geldi. Sürekli vurgu yaptık. Orada da korudular. Ardından küfür ederek gönderdiler. Şimdi de Hüseyin Çimşir'i koruyorlar. Hüseyin Çimşir de takımı batırmış durumda. Yani Eroxpor galibiyeti falan aldatmasın takımı. Ayrıca bu maçta alınacak galibiyet de aldatmasın. Onu da söyleyeyim. Yani Hüseyin Çimşir bu takımın başında olduğu sürece Erzurumspor'un başarı yapabilmesi, bu sıradan kurtulabilmesi kolay değil. Çünkü Hüseyin Çimşir'in mantalitesi belli. Yani diyor ki ben oyuncuları kadro dışı bırakacağız. Ya kardeşim aslında bu takımın kadrosu çok iyi hücum anlamında, orta Kötü saha değil. anlamında. Evet, Sadece kötü değil. savunma kale kötü ama hoca seçimleri yanlış. İşte Hüseyin Güneş neden gitti? Geçen sezondan beri hep vurgu yapıyoruz programlarda. Yönetim hep yanlış hocaları getiriyor takım başına. Getirdiği yanlış hocaların sıkıntısını yaşadı ve sonunda yönetimin ne oldu? İpini çekti bu Peki durum. ben de şunu söylemek istiyorum. Madem Hüseyin Güneş gidecekti, neden yeni bir hoca getirdi takımın başına? Ekstra maliyet. Hem öyle hem de şuna vurgu yapacağım. Biz mesela programlarımızda şuna vurgu yapıyoruz. Sponsorumuzdan bahsediyoruz. Vidisport'tan bir projeden bahsediyoruz. Kulüplerle ilgili ciddi gelirler kazandıracak bir projeden bahsediyoruz. Ve kulüpler bunlara yatırım maliyeti yapmayacak. Sıfır maliyet yapacak. Satışlarından sadece pay verecek. Yani bir takım forma yaptırırken bile gidiyor. Belli bir maliyet yapıyor. Tabii. Sattıktan sonra o parayı çıkartabiliyor. Burada yatırım da yok. Sattıkça sadece para verecek. Öyle bir durumu var. Hüseyin Önüş'ün yardımcısına projeyi sunduk. Adam orada bile olmadı. Yani vizyonun ne kadar kötü olduğunu zaten Maalesef. buradan gösteriyor. Zaten Erzurumspor'da çok ağır iddialar var. Bugün bir internette okudum onu. Sabah işte gelirken yolda Esenyurt'ta kurulan bir fabrika altı menajerlik şirketi falan filan böyle bayağı ilginç iddialar var. Valla Büyükşehir Belediye Erzurumspor belediyeden ayrılmadığı sürece böyle tepe hani böyle gider. Asansör takım olur. Bir çıkar bir iner. Kesinlikle Bu öyle. takımın kendini özerk yapması lazım. Özel tek Özerk yapması lazım direkt. aynen. Özel olun. Nasıl Gaziantep Futbol Kulübü önceden belediyedeydi biliyorsun. Gaziantep belediyeyken takım çok kötüydü. Her sene çok para harcıyorlardı. Hiçbir şey yoktu. Gaziantep'i futbol kulübüne çevirdiler. Aynen. FK yaptılar. AŞ yaptılar. Şirket gibi. Direkt takımın şu an hali ortada. Birçok takım var böyle. Belediyeye bağlı olduğun sürece bu iş böyle gider gelir. Yeni başkandan da bir ümidim yok. Onu Yok, söyleyeyim. başkanlığın ümidim yok Mesela zaten. Karagümrük'e bak. Şimdiden transferlere başladı. Ne biçim oyuncular getiriyor. Aynen kesinlikle. Erzurum devre arasını şimdiden başlamazsa hazırlığına küme düşer. Bu Ya net. Erzurumspor şu anda ciddi sıkıntıda. Denizlispor da sıkıntılı onu söyleyelim ama onlar çok kritik bir ekstra 3 puan aldılar. Benim bu maçla ilgili hiçbir görüşüm yok onu söyleyeyim. Çok zor bir maç. Erzurumspor bu maçtan bir puan bile alırsa kayıp olur.
Tabii. Ama Denizspor bir puan alırsa kazanç olur. Bir de Erzurum'da farklı iddialar da var. Belediyenin bilerek takımın ödemesini belediyeye yapıyor ya hani. Geciktiriyor mu? Kulübe. Oyunculara paraların ödenmediği, yerli oyunculara 5 ay, yabancılara 2 ay. Oyuncuların da bilerek oynamadığı. O da olabilir. İşte orada Hüseyin Üneş'i yemek için çok farklı iddialar var. Erzurum şu an çok sıkıntılı durumda. Bir de 4 takım küme düşecek. Hı hı. Ve Gençler Birliği ve Ankara Gücü de toparlandılar gibi. Ankara Aynen. Gücü son 3 maç 7 puan. Gençler Birliği geçen hafta Erzurum'da yendi. Direkt rakibine kendi evinde yenildin. Erzurum bu maçı da kaybederse buyurun cenaze namazına. Kesinlikle. Kendi evinde direkt rakibi çünkü. Senin bu maçla alakalı bir görüşün Benim yok mu? Benim hiçbir görüşüm yok. Çok zor bir maç. Haftanın en zor maçlarından birisi. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Aynen. Taraftarlar da yorumlarımızı objektif bir şekilde dinlesinler Erzurumspor. Biz gerçekten doğru yorumlar evet. yapıyoruz. Yanlış yorumlar yok yani. Çünkü iki sezondur söylediğimiz durumlar gerçekleşiyor yani. Ya dün Hüseyin Çimşir'in açıklamaları da komedi Beşiktaş maçından sonra. İlk 60 dakika yazı gördük. Son yarım saat kışı 60 dakikada yazlık bir durum yoktu. Aynen. Ne vardı yani? Ben anlayamadım. Bir de kadro dışılar gelecek. Ömer Şişmanoğlu kaldı. Farklı isimler söyleniyor. Yani kim olabilir sence adayların Obertan var mı? Obertan olması lazım. Biz, İbrahim Akdağ da bence kadro dışı kalmalı. Futboldan çok her şeyle var sahada. Şunu söyleyelim yani Obertan'ı geçen sezondan beri söylüyoruz. Takımda oynayan ilk 11 oyuncusu olarak sahada kendisi yok, ruhu var, kendisi yok gibi bir şey yani neredeyse. Ya yani verimi yok. Sissoko gibi bir adam nasıl yedek kalıyor bu takımda? Mehmet Özürek yedek bıraktı. Hüseyin Çimşir yedek bıraktı. Ya bu oyuncu takımın en iyi oyuncusu ve girdiği Doğru. maçlarda yaptığı etkiyi görüyoruz. Aynen öyle. Katılıyorum sana. Sıkıntı bu maç var. Çok zor bir maç. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Vallahi benim hiçbir görüşüm yok. Birbirlerine gol atarlar düşüncesindeyim. Bakalım neler olacak. Alanya Spor yeni Malatya Spor maçına geçelim. Bu maç da çarşamba 4'te ve kağıt üstünde çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İki takımda da felaket formda oyuncular Kesinlikle. Var. Alanya son 4 maçta 3 kere yenildi ama Alanya'nın çok iyi bir kadrosu var. Barreiro, Efecan, Babakar, Davidson, Bakasetas. Malatya'da Adem Büyük felaket formda. Müthiş Aynen. oynuyor. Kaleci gönderildi biliyorsun dün. Oynamıyordu ki zaten. Oynamıyordu ama gönderildi onu söyleyelim. Aynen. Gönderildi. Ertaç müthiş oynuyor kalede. Ertaç süper. Başakşehir maçından beri felaket Ertaç. Aynen. Olumlu anlamda süper oynuyor. Cueva kadro dışı kaldı biliyorsun. Tetteh de bu maç olmayabilir. Maalesef. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Bize goller vaat ediyor sanki bu maç. Vallahi ben de o gün de görüşüm var. Gollü bir maç bekliyorum ama galibiyet yönünde bir görüşüm yok. Çünkü Alanyaspor bir düşüşe geçti. Zaten zor maç. Ve zor maç. Ayrıca yeni Malatyaspor da çıkışta her ne kadar eksik oyuncuları olsa da iki takımdan da gol ve goller bekliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bakalım. Aynen. Zor bir maç çünkü. Kesinlikle. Kesinlikle. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü maçına geçelim. Hı hı. Gaziantep istim üstünde. Hem ligde hem kupada çok iyi gidiyorlar. Kasımpaşa'da hafta sonu mağlup oldu biliyorsun Malatya'ya deplasmanda. Eski oyuncusu Adem'in 2 penaltı golüyle. Aynen. Antep Fenerbahçe'yi mağlup etti 3-1. Bir de takım şu an felaket kenetlenmiş durumda. Sumudika ile oyuncuların arası 10 Çok numara iyi. 5 yıldız. Kesinlikle. Müthiş bir birliktelik var orada. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Antep'in en kötü yenilmeden İstanbul'dan Antep'e döneceğini düşünüyorum. Bir de Antep Ocak ayından beri yenilmiyor. Yani Fenerbahçe'ye yenildiğinden beri. 15 maç değil miydi? 15 maç Yok 20'ye yakın oldu. 20'yi de geçti. 22-23 maç galiba. Bayağı oldu. Aynen. Şöyle 29 maça yakın oldu. Haber vardı 16-28. 12-13 maç oynadılar. 28-29 Haber oldu. Vardı çünkü. En son Ocak'ta Fener'e yenildiler. 2-0'lık maç vardı ya Antep'te. Ondan sonra hiç yenilgisi yok ligde. Müthiş gidiyorlar. Kesinlikle neler söylersin? Müthiş gidiyorlar. Sumudika takımı çok iyi götürüyor ve Kenan Özer Sumudika ile beraber de felaket oynuyor. Muhammed Demir'i de futbolcu yaptı Sumudika mesela. Aynen. Yani Sumudika devre arasında takviye de yaptıracaktır bu takımı. Bunu da söyleyelim. Aynen. Gaziantep'in önü açık ve bir maçı da eksik takımın. Eğer kazanırsa şu an ve eksik maçın kazandığını farz edelim. Fener'in üstüne çıkıyor. Galatasaray'ın da üstüne çıkıyor ama Galatasaray'ın da bir maç eksik. Bunu da söyleyelim. Evet. Ben bu karşılaşmada çok bol gollü bir maç bekliyorum. İki takım da gol ve goller bulur. Gaziantep'ten de en kötü bir puan bekliyorum. Şöyle 2-1'lik Gaziantep galibiyeti veya 2-2'lik beraberlik böyle bir sonuç bekliyorum. Güzel bir maç olmaya aday zaten kağıt üstünde. Ben Antep'in formda yabancılarına güveniyorum. Maxim ve Mirallas'a. Diko da çok iyi oynuyor. Diko da Fener'de iyi oynadı. Fener maçında iyi oynadı. Bir de Diko tam kendini de bulamadı. İyi bir oyuncu ama bir korona oldu. Aynen. Kendini bulamadı. Yeni gelmişti, geç katılmıştı. Mirallas zaten felaket oynuyor Maxim'de. İkisini izlemek büyük zevk. Kesinlikle. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçına geçelim. Kellenin gideceği maç olur mu sence? Olabilir. Aynen. Şimdi çarşamba akşamının belki de haftanın en kritik maçı. Çünkü bence yılın en kritik maçı Fenerbahçe açısından. Doğru. Şimdi şöyle Fenerbahçe çok kötü gidiyor son maçlarda. Kadıköy'de
ilk defa üst üste 3 maç kaybettiler çok uzun yılların ardından. Hı hı. Başakşehir de geçen sezonun uzağında başladı sezona. Kesinlikle. Pelkas yok Fenerbahçe'de bu maçta. Yunan oyuncu oynayamayacak. Altay da yok cezalı. 2 maç almıştı çünkü kupadaki cezasından dolayı. Başakşehir de geçen sezonun çok uzağında. Bayağı geride kaldılar şu an. Nasıl bir maç bekliyorsun? Antep deplasmanında Fenerbahçe resmen sürklase oldu. Samat'ta Valencia ve Perotti'de oynamayacaklar yüksek ihtimal. Nasıl bir maç bekliyor bizleri, neler söylersin? Vallahi çok zor bir maç, öncelikle onu söyleyelim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bunu söylüyoruz. Benim hiçbir görüşüm yok bir kere maçla ilgili. Çünkü çok zor bir maç. Kesinlikle. Bir de Pelkas bence takımın şu anda en efektif oyuncularından birisi. Ama öyle diyoruz da adam yanlış yerde oynatılıyor. Sol açık değil ki. O da öyle. O da öyle zaten. Ama ona rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir de her maç 60'ta oyundan çıkıyor. Evet, onu da anlamıyorum. Yoksa kondisyon anlamında oyuncunun eksik bir yanı yok. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Sezon başında, daha doğrusu geçen sezonun sonlarına doğru, pandemiden sonra hep Erol Bulut ismi çıkıyordu ya, biliyorsun. Alanya'nın başındaydı. Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yapıyordu. Biz hep ne diyorduk? Ya Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi erken. Yani büyük takım için erken. Alanya'da, Anadolu kulübünde yaptığı işleri sen büyük kulüplerde yapamazsın. Yani nasıl diyeyim sana? Buraya geldiğin zaman senin götüreceğin noktada takım taraftarları ve takım şey olmaz, tatmin olmaz, anladın mı? Yani büyük takımla Anadolu kulübü çok farklı. Fenerbahçe'de sen da, gruplaşma olduğuna da inanıyor yok, musun? Takımda bence bir sıkıntı var. Ya bilmiyorum, gruplaşma olduğunu bazı falan... Bazı oyuncular da hocayı yemeye çalışıyorlar. Başta Mert Hakan olmak üzere. Vallahi, benim gördüğüm... Valla Mert Hakan'sa da ben zaten sana şunu söyleyeceğim. Mert Hakan için ben sana iki sezonları neler söylüyorum. Fenerbahçe'de bir de şöyle bir durum da var benim gördüğüm. Emre Belezoğlu'nun bir grubu var. Onun başını çektiği. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan, Ozan Tufan... Bunlar da şu an hocayı yemekle uğraşan tayfa olarak gözüküyor. Yabancılar da ayrı bir dalgada. Şu an özellikle Tisserand'ın yaptığı penaltılar inanılmaz. Yani insan şüphelenmeden edemiyor. Amacın ya ne zaten diye. Şimdi 4 tane defansa topla Fenerbahçe'de, bir tane defans oyuncusu etmez. Maalesef. Sürekli vurgu yapıyoruz. Ya Erol Bulut konusunda Fenerbahçe maalesef yanlış yaptı. Yani ben Fenerbahçe'nin başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ki zaten şöyle bir durum var. Bazı noktalarda çok yanlış transferler yapıldı. Özellikle orta saha ve forvet anlamında. Yani Sisse belki iyi bir oyuncu ama yaş artık ileri gitmiş. Sen Zahabi gibi oyuncuya veto ediyorsun. Sisse'ye getiriyorsun. Ya şöyle, Sisse gol atar ama Sisse'den oyun çıkmıyor. Aynen. Yani senin Zahabi gibi bir oyuncu varken hedefte alacaktı neredeyse Fenerbahçe. Erol Bulut onayla sallanacaktı. Evet. Aldırmadı. Onun dışında işte Caner Erkin bir var bir yok gibi. Bu takımda şu an bence Caner 11'de çıkar. Novak oynayamaz. Ya oynayamaz. Ve Novak dalga geçiyor. Her kaybedilen maçtan sonra gülüyor. Aynen. Bir garip şeyler var. Açıklama yaptı. Ben işte sonuçla ilgili gülmüyorum falan diye ama ben onu daha çok önemsemiyorum. Ya Fenerbahçe'de ciddi sıkıntılar var. Ben peki, anlamadım. Ali Koç'un bir gudubetliği mi vardır anlayamadım. Geldiği yerde basketbol kulübü de battı. Futbol kulübü de battı yani. Maalesef. Peki nasıl bir maç bekliyorsun? Başakşehir hafta sonu maç yapmadı. Dinlendi. Aynen. Vallahi benim geçti. Maçla ilgili hiçbir görüşüm yok ama... Ya çok zorlarsa sanki ben Başakşehir'in en kötü bir puan alacağını, hatta kazanacağını düşünüyorum. Bakalım, ben Fenerbahçe'den bir reaksiyon bekliyorum bu maçta. Samatay ne oldu? Takımın bütünleşip o Sivas Belediye maçında sakatlandı, oyundan çıktı. Bir sıkıntı var, hala devam ediyor. İdmanlara başladı ama bir bu arada. Bir de sana şunu söyleyeceğim. Samatay şu anda ligin en iyi forvetlerinden birisi. Çok iyi bir oyuncu Samatay ama Fenerbahçe bunu da değerlendiremiyor. Maalesef. Ben Fenerbahçe'den bu maçta galibiyet ve reaksiyon bekliyorum. Benim hiçbir görüşüm yok. Ben çok zor bir maç olarak görüyorum. Bakalım nasıl olacak. Perşembe 4 maç var. Onlara geçelim. 2 maç 16'da. Sivas Spor kendi evinde Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Sivas Spor hem Avrupa hem de ligi bir arada götüremedi. Maalesef buna göre de bir kadro kurulamadığı için Sivas Spor bunun cezasını çekti uzun maratonda. Artık Avrupa bitti. Ben Sivas Spor'un ligde çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Gençler Birliği de bence uygun bir rakip. Hafta sonu onlar da derbiden bir puanla ayrıldılar biliyorsun başkent derbisinden. Bana göre kayıp. Özellikle Mustafa Kaplan'ın çıkardığı kadro. CEO ile Aite eğer bu maçta da yedek kalırlarsa ben Sivas Spor'un 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Kupada da turu geçti biliyorsun. Sivas bir moral oldu Giresun karşısında. Gençler Birliği kupayı zaten sallamadı, elendi Tuzla'ya. Evet. Çok yedek bir kadro ile çıktılar. Ben Sivas'ın kendi evinde 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Valla ben sana şunu söyleyeceğim. Keşke Sivas Spor Türkiye Kupası'nda bu kadar hedefli olmasa. Ya zaten Avrupa Ligi kırdı. Ligde çok kötü gidiyorlar o yüzden. Şimdi Türkiye Kupası'na devam ederken zaten kadro dar. Yani Sivas Spor şu maçı da alamasın. Ciddi sıkıntıya bence gidecek. Bence Sivas'ın kadrosu çok dar değil. Sıkıntı ne biliyor musun? Her hafta vaka çıkıyordu ya. Eğer takım kendini iyi dikkat ederse kadro çok dar değil.
Ama bilmiyorum, ama ben öyle düşünüyorum. Vakalar çok yaktı takımı. Bir de kritik oyuncuların hep başına geldi. Hakan Arslan, Fajir, Felix sakatlandı. Hı hı. Kayode'den çok verim alamadı şu ana kadar. Kone sırtları Karabağ maçlarında takım mesela. Aynen. Üçüncü forveti takımın. Sivas'ın bence kadrosu kötü değil. Stoperde hata yaptılar. Aron'un sakatlığı da yaktı takımı. Evet, kesinlikle yaktı. Aron da geri döndü ama. Sivas Spor'un biliyorsun bugün maçı var. Onu Konya'yla konuşamıyoruz. O maçın sonucu da etkileyecektir bu maç. Hani sakatlar olabilir, Allah korusun kırmızı kart cezası falan olabilir. Yani ben bu karşılaşmaya baktığım zaman da Sivas Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Bakalım nasıl bir olacak. Galibiyet yönünde çok böyle güvenemiyorum, anladın mı? Bakalım neler olacak. Kayseri Spor Konya Spor maçına geçelim hemen. Kayseri Spor Samet Aybaba geldiğinden beri belki kazanamıyor ama hep berabere kalıp en azından birer birer puanları topluyor ve daha dirençli bir Kayseri Spor var en azından. Samet Aybaba ama geldiğinden beri. Ama bunlar kurtarmıyor Kayseri Spor maalesef. Tabii haklısın o konuda. Konya Spor da bu sene iyi gidiyor hem ligde hem de kupada. Şu ana kadar gayet iyi performansları var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Konya'nın ucum hattında sıkıntı var. Kraves ve Çikaleşi de şu an. Aynen. Hani iki oyuncuda da sakatlık problemleri var. Ben bu maçta Kayseri'nin kendi evinde yine en azından bir puanı uzanacağını düşünüyorum. Sen ne söylersin? İki takımın da ikişer maçı eksik durumda. Konya 15 puanda, Kayseri'nin de 10 puanı var. Kayseri Spor belki dirençli bir futbol sergiliyor ama o bir puan maalesef yetmiyor takıma. Çünkü 10 puanda ve küme düşme hattıyla 1 puanlık fark var. Ya küme düşme hattında zaten. Samet Aybaba'nın tercihleri de ilginç. Ali Beç gibi bir oyuncu var, İlhan Parlak oynuyor. Aynen öyle. Yani yanlış tercihleri çok fazla var. Ben bu karşılaşmada iki takımdan da gol ve goller bekliyorum ama sonuç anlamında hiçbir görüşüm yok. Çok zor bir maç. Akşam oynanacak iki maç var Perşembe günü saat 19'da. Son Aynen. olarak da onları konuşacağız. Ankara Gücü kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ankara Gücü son 3 haftada 3 maçta 7 puan topladı. Formdalar. Takımda birçok korona vakası vardı ama ona rağmen iyi geçtiler bu zorlu fikstürü. Börven gibi, Pansil gibi oyuncularda sıkıntılar vardı. Aynen. Beşiktaş ise felaket bir ritme girdi. Başakşehir'i yendi, Fener'i yendi. Dün Erzurum'u ikinci yarıda resmen darma duman ettiler, müthiş bir oyunda. Abubakar çok formda. Abubakar şu an ligin en iyi santraforu açık Aynen. bir şekilde. Mensah çok formda. Kaylilerini dün kulübeye attı hoca, sonradan oyunu aldı. Atiba zaten anlatmaya bile gerek yok. Aynen. Ülkemizin en büyük profesyonellik örneği. Gençlere en büyük örnek. Kesinlikle. Dorukhan oynamazsa bu maçta 11'de Beşiktaş yine maçı rahat kazanır benim görüşüm. Ben Beşiktaş'tan net bir galibiyet bekliyorum. Bir de Beşiktaş'ın Galatasaray maçına kadar çok güzel bir 5 maçlık fikstürü var. Bir maçı da eksik ayrıca, onu da söyleyelim. Evet, Beşiktaş'ın. Ben Beşiktaş'ın 5 maçta 15 puan yapacağını düşünüyorum önündeki 5 maçta. Bu maçı da net bir şekilde kazanır bence, senin yorumun. Valla Beşiktaş şu anda çok iyi gidiyor. Bir de geçen hafta Serkan Hoca'ya bir terbiyesizlik yapıldı bir kanalda, biliyorsun. İsim vermiyoruz. Ha evet, X Hoca dediler. Aynen. O şundan dolayı, o spikerin Fatih Terim, o spikerin nikah şahidiymiş. Hı hı. Ben de dün araştırdım olayı. Orada Fatih Terim'e yalakalık yapıyor. Aynen. Hani hayatta kalabilmek için. Sergen Yalçın dün zaten çok güzel konuştu. Hı hı. Küsküyü verdi resmen herkese. Aynen. Onu çok söyleyelim. Dağıtlı konuşmalar yapıyor zaten Aynen. Sergen Hoca. Sergen Hoca'ya kimse X Tabii ki de. F, A, B diyemez. Kalitesi belli. Hem hocalık hem oyuncu anlamında yıllardır yaptığıyla her şey ve belli. Ve bu ülkedeki en açık sözlü insanlardan biridir. Hani başkaları gibi arkadan dolanmaz. Direkt yüzüne söyler herkesi. Hiçbir hoca onun gibi şu anda açıklama yapmıyor. Tabii şeyle de. İlgili, kararlarla ilgili, hakemlerin vermiş olduğu tercihlerle ilgili. Çıkıyor Aynen. açıklama yapıyor. Kuralları da açıkça söylüyor. Onu da söyleyelim. Gerçekten Beşiktaş şu anda çok iyi gidiyor. 22 puanı var. Fenerbahçe bu kadar transfer yaptı, bu kadar hedefle girdi. Beşiktaş şu anda Fener'den 2-3 kat daha iyi oynuyor. Ve Beşiktaş... Hocanın öyle çok istediği oyuncuları da alamadı baktığında. Aynen. Yani... Sıhanesi şöyle diyelim. Abubakar dışındaki transferlere bakalım, sıradan diyebiliriz yani, anladın mı? Böyle Tabii. çok üstün diyemeyiz yani oyuncular için ama oyuncular çok iyi mücadele ediyor. Hoca bu oyuncuları konu. Da kullanıyor yani, onlara bir şeyler kattı. Kesinlikle kattı. Dorukhan konusunda sana katılıyorum. Zaten Dorukhan için hep şunu söylüyoruz ya, Fenerbahçe'li ismi geçiyor. Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor? Bir de 15 yıllık 10 milyon, ne 7 milyon TL'yi beğenmiyor. Aynen. Direkt göndereceksin, hemen şutla. Direkt şutlayacaksın kesinlikle. Aynen. Ben Beşiktaş'tan galibiyet bekliyorum. Ayrıca gollü bir karşılaşma olur. Ben Beşiktaş'tan 3-1'lik bir galibiyet bekliyorum. Hani skor düşünüyorum bu maçla ilgili. Hissiyatım o yönde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ben de Beşiktaş'ı net favori görüyorum Ankara deplasmanında. Son olarak da Çaykur Rizespor, Antalya Spor maçını konuşacağız. Hı hı. Rize Spor Trabzon'da mağlup oldu. Remy kadroda yoktu. Sence Remy nerede? İdmanlarda da yok son dönemde. Sakatlığı mı var? Sakatlık var bence. Kulüpten de bir açıklama gelmiyor. Taraftarlar da hatta yazmışlar. Remy kulüpten kaçtı gitti mi, haberimiz yok hiçbir şeyden diye. Korona olmuştu. Koronadan sonra bir türlü toparlayamadı. Döndü ama toparlayamadı yani. Tam bir istikrar olmadı. Bir sıkıntı var gibi duruyor. Acaba koronanın etkisi devam mı ediyor? Böyle bir sıkıntı da olabilir. Ben de anlamadım. Ya bu maçta ben
İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Ya bir tarafta Skoda, Boldrin. Thomas'ın şu tercihini anlamıyorum. Samudio gibi bir oyuncu nasıl yedek kalıyor? Samudio bu ligin bence çok iyi kanat oyuncularından biri. Bunun şey maçında da gösterdi. Eskişehir maçında ne kadar rakip zayıf da olsa ne kadar hani oyuna önemsediğini, oyuna kendisini verdiğini gösterdi. Kemal Rüzgar'ın da bir de bu takımda daha çok süre alması lazım. Hak ediyor. Antalya'ya da bakıyorum zaten. Gökdeniz, Podolski, Yahovic. Çok önemli ucum ayakları var. Freddy, Orji. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Birbirlerine gol atarlar. Senin yorumun ne? Vallahi ben de bol gol bir karşılaşma bekliyorum. Ersun Yanal'ın gelmesiyle Antalyaspor'da en azından biraz toparlanma var oyun anlamında ama haftalar geçtikçe bu daha da iyi olacaktır. Bir de bu iki takımın da baktığımız zaman da fikstürüne birer maçları eksik, onu da söyleyelim. Rizespor 15 puanda, Antalyaspor 14 puanda. Aslında bu iki takım da bu sezonun en iyi kadroya sahip Anadolu kulüplerinden ikisi. Yani Alanyaspor'u sayıyoruz ya mesela. Rize ile Alanyaspor Karagümrük'te Rize ile Antalyaspor'da bunlardan birisi. Yani bir 5-6 takımı kafaya koyabiliriz ama bu iki takım da orada olur. Onu kesinlikle bu iki takım. Rize'de müthiş yabancılar var. Şu an mesela Umar Aminu'dan yararlanamıyorlar sakat. Aynen. Mesela sağlıklı bir Umar bu ligin en iyi sağ açıklarından biri. Kesinlikle. Ben de bol gol bir karşılaşma bekliyorum. Zevkli de bir maç olacaktır. Bana da öyle geliyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Aynen. 10 maçı da konuştuk. Hı-hı. Süper Lig programlarımız bu sene biraz daha uzun sürüyor. Malum maç yok çünkü. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Ben de sana kapatmadan önce izleyicilerimize, taraftarlara mesajlarım var mı? Öncelikle izleyen herkese, herkesten abonelik, ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Ayrıca sponsorumuz olan Vidi Sport'la birlikte yapmış olduğumuz bir işbirliği var. Burada bir site kurulacak, mağaza açılacak. Orada yılbaşı kartları öncelikle, ardından kendi intromuzun bulunduğu kartımız satışa sunulacak. Orada biliyorsunuz taraftarın resmi geçiyor kendi intromuzda. Oraya kendi resminizi yükleyerek böyle bir anı, güzel bir aynen video kartı oluşturabilirsiniz. Buraya da desteklerinizi bekliyoruz. En geç salı günü aktif olacak. Yani 22 Aralık salı günü aktif olacak en geç. Tekrardan izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan desteklerinizi bekliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü programımızda Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Spor sona erdi.